Pardon. Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi bu vahşi olay. Pamuk isimli 3 yaşındaki köpek sahibinin yanına ön ayakları kesilmiş vaziyette geldi. Ardından ekipler bölgeye giderek köpeği bulunduğu yerden aldılar ve arkamda görmüş olduğunuz bu kliniğe getirdiler. Çok büyük bir cerrahi operasyondan geçti Pamuk, fakat sağlamlığıyla, duruşuyla şu anda hayatta kaldı. Hatta hayat tehlikesini atlattığı müjdesini verebiliriz. Şu anda pamuğun durumu iyiye gidiyor. Şöyle iyiye gitmesinin en büyük şartı, pamuk kendi başına yeme içmeye başladı artık. Bu bizim için güzel bir şey. Tabii daha pazar günü tekrar tahliller yapılacak. Kan tahlillerin sonuçları iyi çıkarsa hafta içi bir gün için ameliyat, yani ameliyattaki programımız da şu. Geride kalan nekrotik kemik dokuları uzaklaştırılacak ve yaradaki enfekte noktaları uzaklaştırıp hayvanın hayatına risk oluşturmamasını amaçlayacağız. İşin açıkçası halen daha protez olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü geride kalan kemik dokular çok sağlıklı değil. Bir protez olabilmesi için o kemikleri sabitlemek için kullanmamız lazım. Fakat o geride kalan kemikler sağlıksız olduğu için oraya konulacak implantlar çok işe yaramayacaktır. Uzun da ön kolu, yani ön kol dediğimiz kesimde bütün ön kolunu kaybedecek. Bu şekilde olduğu için çok protez veya ortez uygulaması şansı yok ama bu olmasa da pamuk ön tarafına bazı işte markalar var, güzel işler çıkartıyorlar. Böyle ön uzuvların olduğu yere tekerlekli sandalye koyulup hayatını sürdürebilir. Kimseye ihtiyacı olmadan da yaşamını sürdürebileceğini düşünüyorum ben. Bazen ölümcül silah yaralanmaları, işte arabayla bilinçli olarak ezilmesi veya bir aracın arkasına bağlanıp sürüklenmesi gibi çok vakalara tanıklık ettik. Bir kısmını hayatına devam ettirebildik, bir kısmı hayatı sonlandı. Bu kadar dayanabilmesi de çok büyük bir mucize. Çünkü hiçbir profesyonel destek olmadan kopan uzuvlarıyla hayatta kalmayı başarmış ki kansızlık dediğimiz tablosu da pamuğun bu noktasını gösteriyor. Tekrar dönecek olacak diğer hayvanlara inşallah bir an önce hayvan hakları yasası çıkar ve insanlar da bu hayvanlar için yaptıkları zulümlerin karşılıksız kalmayacağını, öbür dünyada kesinlikle karşılıksız kalmayacak ama bu dünyada da karşılıksız kalmayacağını öğrenirler ve bu işleri yapmaya çekinirler. Umudumuz bu yönde. Devam ediyorsunuz değil mi? Çekilmeni mi bekliyorsunuz?